Selamünaleyküm. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Gününüz aydın olsun. Kahvaltı sofralarınız bereketli olsun. Sevgili arkadaşlarım, sevgili sevenlerim. Efe dayımızın kahvaltı çeşitlerinden birisi de bu. Sevgili arkadaşlarım, burada 100 gram civarında sarımsak var. Bunu yağda güzelce kavurdum. Ondan sonra kırmızı pul biber, karabiber, kekik koydum. Tekrar yeniden kavuruyorum arkadaşlar. Mis gibi oldu arkadaşlar. Hastalarımıza deva, dertlilerimize şiva arkadaşlar. Kutu kutu ilaçları, kutu kutu şurupları içmeyin. Sarımsak yiyin arkadaşlar. Kokar mı? Kokar. Pişkin sarımsak fazla kokmaz arkadaşlar. Pişirdiğiniz zaman fazla kokmaz. Çiğ tüketirseniz kokar. Ama kokarsa koksun canım. Bana ne ya? Sağlık için yiyorsak, şifa için yiyorsak, affedersiniz arkadaşlar. Çayımız da kaynıyor arkadaşlar. Kahvaltımız hazırlanıyor. Sevgili arkadaşlarım. Size bu sarımsak menüsünü bir çekeyim dedim arkadaşlar. Bunun hepsini ben yerim arkadaşlar. Çok az bir şey çocuklar yiyse yer bilmiyorum. Diller mi yemezler mi de. Gelin yemiyor da. Belki kutluyusunun Leyla biraz alır. Sevgili arkadaşlarım. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Sarımsağı yağda kızartın, kavurun. Karabiber, pul biber, kekik. Sevdiğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Şimdi bu kızardıktan sonra ben bunun üstüne bir de zeytinyağı gezdireceğim arkadaşlar yiyirken. Gördünüz mü arkadaşlar? Durumlar böyle. Hava soğuk, dışarısı soğuk. Biraz kar yağdı bugün, çok az bir şey. Beyazlattı ortalığı. Çok az yani. Bir santim bile yok. Günaydın arkadaşlar. Ne örüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Gününüz aydın olsun. Kahvaltı sofralarınız bereketli olsun arkadaşlar. Vallahi ben bir tava sarımsak kavurdum yedim. Hiç kimsenin kahvaltısına da karışmam. Bunlar da krep yapmış gelinim. Krep üstünü de böyle süslemiş. Sızgıt mı bunun üstünde yerler? Ne sızgıt? Nar. Ha nar. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi yine narla ne süslemişler. Bunlar da bunu yiyeceğimiz. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Daha tadına bakmadım da. Bakalım bir. Siz de yapın böyle arkadaşlar. Krep. Dürüm. İçinde şey var. Kaynamış yumurta mı? Vallahi çok güzel görünüyor. Neyse. Tadına bakacaktım arkadaşlar da. Azıcık soğuna bak dediler. Azıcık soğuyacağım, sıcağımış da. Hoşçakalın arkadaşlar. Kahvaltı sofralarınız bereketli olsun. Gününüz aydın olsun. Sağlıklı günleriniz olsun arkadaşlar. Selamun aleyküm. Sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar.
Allah'ım iyilik, sağlık versin sevgili seyirlerim, sevgili takipçilerim. Arkadaşlar, Leyla Sultan bazlama için hamur yoğurdu. Hamuru yoğurdu, Özge kızım oraya gittiler. Bugün çay partisi orada. Ben de biraz televizyon izledim. Biraz YouTube'a girdim. Biraz yattım. Hamur mayası gelene kadar aklıma şey geldi. Bir soğan böreği yapalım dedim. Hamur var. İç hazırlayayım. Leyla Sultan yok şu anda. Gelin de yok. Özge kızım orada. Biraz soğan temizledim. Soğan böreği yapmak için malzeme hazırlayacağım arkadaşlar. Soğanlarımı soydum, temizledim, dildim. Robota koydum arkadaşlar. Robotta çekeceğim. Biraz iri olacak. Hadi bismillah. Evet, bu kadar yeter. Fazla ince olmayacak. Fazla ince oldu mu kaybolur gider arkadaşlar böyle hem içinde. Leyla Sultan ne kadar diyecek? Bulaşık çıkardın bana diye. Bunların haberi yok. Ben bunu kendim hazırlayayım. Gelince bazlama yapacak. Ben de börek yaptıracağım bunu arkadaşlar. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Evet arkadaşlarım, sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim, bir porsiyon biber koydum arkadaşlar. 200 gram kadar kıyma koydum. Biraz domates koydum arkadaşlar. Şimdi bunları pişireceğim. Soğanımızı da koyayım arkadaşlar. Biraz bol olacak ha. Leyla Sultan yapmaya üşenir mi? Üşenmez mi bilmiyorum. 10 tane orta boy soğan koydum arkadaşlar. Temizledim, yıkadım. Robotta çektim sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir börek içi hazırlayacağım. Elinizin artı arkadaşlar, artınızı helal edin. Yakında olanlar buyurun gelin yiyelim. Uzakta olanlar da hakkını helal etsin arkadaşlar. Bugün de bunu yapalım arkadaşlar. Bazlama yapacak Leyla Sultan. Börek yapalım, çayla içerik. Yemeğimiz de var da olsun, bir değişiklik olur. Sevgili arkadaşlarım, değişiklik olur. Aklıma gelir diyorlar. Geçen videomun birinde göstermiştim arkadaşlar. Dünürüm yapmış getirmiş bize soğanlı, kaşarlı, yumurtalı peynirli. Çok güzeldi, hoşuma gitti.
Severek'teydim arkadaşlar. Oradan aklıma geldi, dedim ben de bugün bir soğan böreği çağ hazırlayayım. Leyla Sultan bazlama edecek biraz sonra. Börek de yapsın, yiyelim arkadaşlar. Domates, biber güzel olur arkadaşlar börekte. Kıyma da vardı, biraz kıyma da koydum. Sevgili arkadaşlarım, şöyle güzel bir iç yapmayı düşünüyorum. Şöyle biraz da yağ koyayım. Bunu neden tek tek kavurmadın diye soranlar olabilir. Arkadaşlar, kıyma, domates, biber dip prizden getirdim, dondu. Onun için böyle hepsini bir yapmayı düşünüyorum. Şöyle biraz da tuz koyayım arkadaşlar. Böyle kendi yaptığımız biber var arkadaşlar. Çok güzel sofralık biber. Robotta çektim onu, iri oldu. Değirmende çekilen ufak oluyor arkadaşlar. Ben kendim yaptım bunu. Bahçemizin biberinden. Her zaman da gösterdim arkadaşlar, yaparken, çekerken, biberi yetiştirirken, biberi temizlerken gösterdim. Şöyle bir tutam da karabiber koyayım arkadaşlar. Karabiber olmazsa olmaz. Soğanın yakışığı karabiber. Böyle bir bitsin arkadaşlar. Börek yapılırken tekrar görüşürüz.